Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle H5P ile True False Question yani doğru yanlış sorusu oluşturmayı göreceğiz. Doğru yanlış sorusu içerik türünü tek başına kullanabildiğimiz gibi sınav, kurs sunumu ya da senaryolarda ya da interaktif videolarda kullanabilmemiz mümkün. True False içerik türünü tek başına oluşturduğumuz zaman sadece bir soruyla sınırlı kalması açısından pek verimli olmadığını düşünüyorum. Diğer içerik türleriyle birlikte kullandığımız zaman ise daha fazla soru sayısına sahip olabiliyoruz. İçerik türümüzü oluşturmak için ilk önce login seçeneğin h5p.org sitesine girip kullanıcı adı ve şifremizle hesabımıza giriş yapıyoruz. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra buradaki view sekmesinden tryout h5p ile ya da içerikler sekmesinden yeni içerik oluştur butonuyla yeni bir içerik oluşturmaya başlayabiliriz. Oluşturacağımız içerik doğru yanlış yani true false question olduğu için seçiyorum ve true false question doğru yanlış sorusu oluşturacağım. Ekranım burada geliyor. Şöyle tam ekran yaparak daha rahat bir çalışma alanı kazanıyorum. Başlık kısmına içerik başlığımızı ekliyoruz. Doğru yanlış sorusu diyelim. Yanlış sorusu. İçeriğimizin başlığı olsun. Buradaki medya kısmından içeriğime, soruma bir görsel ya da bir video ekleme şansım mevcut. Şu an için bir görsel ya da video eklemeden sadece sorumuzu yazalım. Sorumuz ne olsun? Ankara, Türkiye'nin başkentidir şeklinde bir önerimiz olsun. Buradaki doğru cevap kısmına eğer ki buradaki önermemiz sorumuz doğru ise doğruyu, yanlış ise yanlışı işaretliyoruz. Ankara Türkiye'nin başkenti olduğu için burada true kısmını seçiyorum. Buradaki davranışsal ayarlar kısmında tekrar çözme butonu aktif olsun mu? Sonuçları göster butonu aktif olsun mu? Ya da kontrol et butonu aktifse eğer bir diyalog penceresi ekrana gelsin mi emin misiniz gibisinden. Burada yeniden çöz butonuna tıklandığında bir diyalog penceresi ekrana gelsin mi? Otomatik cevabı gönderme aktif olsun mu? Şimdi otomatik gönderme aktif olduğu zaman kullanıcının daha sonradan cevabı değiştirme gibi bir şansı olmadığı için bunu aktif etmemek en mantıklısı arkadaşlar. Burada da doğru cevap verildiğinde sorumuz bilindiyse, doğru cevap verildiyse sorumuz geri dönüt olarak ne yazmak istersek bunu da buraya yazıyoruz. Tebrikler. Total yani toplam puan üzerinden skor puan kazandınız diye bir dönüt verebiliriz veya üzgünüm yanlış cevap verdiği zaman da geri dönütümüzü buraya yazıyoruz. Total puan üzerinden skor puan kazandınız. Buradaki total ve skor değişkenler olduğu için bunları olduğu gibi buraya yazıyoruz. Toplam puan kaç belirlendiyse onu otomatik olarak buraya yazacak ve kişinin aldığı puan kaç puansa onu da skor kısmına yazacaktır arkadaşlar. Buradaki text overrides and translations kısmı da çeviri kısmı. Türkçeyi seçtiğim zaman kısmen çeviriyor ama tamamını çevirmiyor. Bunu Google Translate ya da işte bildiğiniz kadarıyla çevirebilirsiniz. Bakalım burada çoğunu çevirdi. Doğru yanlış şeklinde. Evet, bazı yerleri çevirmedi. Onlar da siz kendiniz çevirisini yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kaydet diyelim. Bunu kaydedelim içeriğimizi. Ve save dediğim zaman içeriğimi kaydediyor. Bakalım sorumuz, içeriğimiz ekrana gelsin. Evet, Ankara Türkiye'nin başkentidir demiştik. Doğru dedim. Otomatik göndermeyi aktif etmediğim için buradaki kontrol et butonuna tıklamadan sorumuzu göndermeyecek. Kontrol et dedim. Total puan üzerinden skor puan kazandınız. Yani 1 puan üzerinden 1 puan kazandınız şeklinde bir dönüt verdi. Tabii doğru cevap verdiğim için
yeniden çöz ve sonuçları göster butonları aktif olmadı. Yanlış cevap verseydim o butonlar aktif olacaktı arkadaşlar. Bir de yanlış cevap verip o şekilde deneyelim. Kaydet diyelim tekrardan. Ankara Türkiye'nin başkentidir, yanlış dedim. Kontrol et dediğimde yanlış olduğu için çözümü göster ve yeniden dene butonları ekrana geldi. Yeniden dene dediğim zaman soruyu tekrar alacak. Evet. Yanlış diyelim tekrar. Çözümü göster diyelim. Doğru cevabı burada bize göstermiş oldu. Evet arkadaşlar, buradaki medya kısmına geldiğimiz zaman burada görsel ya da video ekleyebiliyoruz. Bir tane görsel ekleyelim sorumuza. Şu resmimizi seçelim. Yüklemeyi otomatik olarak yapıyor. Tabi belli boyutlarda burada diyor ki 16 MB'a kadar bir resim yükleyebilirsiniz. Tabi resim ne kadar küçük olursa yükleme süresi de o kadar çabuk gerçekleşecektir. Büyük boyutlu resimler kullanmanız içeriğinizin daha geç yüklenmesine sebep olur. Bu da kullanıcının sayfayı daha çabuk terk etmesine ya da işte açılmıyor sayfa diyerekten soruyu çözmekten vazgeçmesine sebep olabilir. Alternatif tekst ise görsel eğer ki çeşitli sebeplerle ekrana getirilemezse altında yazması, onun yerine yazması gereken yazımızı buraya yazıyoruz. Kelebek fotoğrafı diyelim. Hover text ise imleci üzerine fare imlecini bu görselin üzerine getirdiğimizde altında gösterilmesini istediğimiz bir yazı var ise bunu yazıyoruz. Hover text gördüğünüz gibi önünde yıldız olmadığı için zorunlu bir alan değil ama alternatif text zorunlu bir alandır. Buradaki disable image zooming dediği kısım ise tıkladığımız zaman görsele görselin zoom yapmasını istemiyorsak burayı işaretliyoruz. Ha yok, tıklandığı zaman görsele zoom yapsın, ekrana yakınlaşsın, büyütsün, ekranı doldursun diyorsanız eğer bunu işaretlemeden bırakıyoruz arkadaşlar. Sorumuzu değiştirelim diyelim. Yusufçuk olmadığı için false işaretliyoruz. Kaydedelim bakalım. Evet, görselimiz geldi. Görsel biraz büyük olduğu için açılma biraz uzun sürdü dikkat ettiyseniz. Görseldeki canlı bir Yusufçuk'tur. Şurada artı işareti var gördüğünüz gibi. İmleci artı değil, görselin üzerine tıkladığım zaman ekranı dolduracak şekilde, alanı dolduracak şekilde büyütüyor. Tıkladığım zaman da eski haline geri döndürüyor. Görseldeki canlı bir Yusufçuk'tur. Yanlış, kontrol et. Doğru bildiğimiz için puanımızı aldık. Şimdi gelelim görsel değil de bir video ekleyelim. Video diyor ki içerik tipini değiştirmek istediğinize emin misiniz? Evet, eminim. Video için bir başlık, benim video diyelim kısaca. Burada da video kaynağı diyor. Yükleme limiti yine 16 MB. Yani en fazla 16 MB'lık bir video dosyasını buraya yükleyebiliriz. Artıyı tıkladığımız zaman video yükleme ya da herhangi bir kaynaktan, YouTube gibi, Vimeo gibi bir kaynaktan URL giderek bir videoyu da buraya ekleme şansım var. Insert dedim, YouTube adresini yazdım ve buraya YouTube'dan alındığını gösteren bir görsel geldi. Buradaki ayarlar zorunlu değil. İstersek buradaki ayarları da yapabiliyoruz. Poster image dediği kısım, ilk baştaki görüntülenmesini istediğimiz bir görsel varsa buradan add kısmını tıklayarak bu görsele yer verebiliriz ama buraya bir şey eklemediğimiz zaman YouTube'un kendi belirlemiş olduğu görselle ekrana gelecektir. Oynatma ayarları kısmında da autoplay video dediğimiz otomatik olarak sayfa yüklendiğinde videoyu oynatsın mı ve video sürekli dönsün mü? Bu seçenekler var. Otomatik oynatma ve sürekli döndürme bence gereksiz. Kullanıcı isterse oynatır, isterse durdurur. O şekilde yapabiliriz ayarlarını. Add track denilen kısımdan da çeşitli video parçalarını ekleyebiliyoruz araya. Bu da tabi isteğe kalmış bir durum. Şuradan remove item diyelim. Video parçası eklemeye de gerek yok. Sadece videom burada, altında da sorum aynen kalsın. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi YouTube'daki linkin videosu
burada. Şuraya videodaki işte herhangi bir konuyla ilgili soru yazıp doğru mu yanlış mı bunu seçmelerini isteyebiliriz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi gayet basit bir içerik türü oluşturma. Tek başına doğru yanlış sorusu olarak kullanmaktan ziyade bir sınav içerisinde ya da bir etkileşimli video içerisinde, interaktif video içerisinde ya da kursların içerisinde, slaytların içerisinde bunu kullanabiliyoruz. Oralarda daha verimli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer ki beğendiyseniz kanalımıza da abone olmayı unutmayınız lütfen. Hepiniz hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum.